16 Ocak 2024 Salı, normal günde denilebilecek yağmurlu günde evlat olsa sevilmeyen bir İstanbul sabahından herkese merhaba efendim. Her Yola Gelir kanalından İdris Öztoprak ben. Gördüğünüz üzere motosiklette olsak biz de trafiğe takılabiliyoruz. Yağmurlu günde özellikle soğuk havalarda kalorifer mayışan araç sürücüleri olabiliyor. Duyarlı sürücüler olabiliyor. Fakat karşımızdaki kişi duyarlı olsun olmasın bizim algılarımızın tam olması gerekiyor. Özellikle yağmur yağdığında kaskımızdaki damlacıklar, kameraya da yansıyan damlacıklar görüntümüzü düşürmekte. Böyle durumlarda kesinlikle ve kesinlikle farlarımızın güçlü olması lazım. Çünkü asfalta su düştüğü zaman sizin ışığınızı emiyor. Haliyle araç sürücülerin aynalarında da görünürünüz azalıyor. Pazartesi sabahı sizlerle Eyüp sahilden ilerlemiştik. Bugün ise yine Eyüp sahilin farklı bir rotasından. Öncelikle Fil Köprüsü güzergahı, daha sonrasında Bilgi Üniversitesi Kağıthane, Ok Meydanı'ndan E5'e bağlanıp Zincirlikuyu istikametine devam edeceğiz. Evet, alternatif rota seçen motosikletçi arkadaşlarımızı da görüyorsunuz tabii ki. Alternatif tıf olduğu gibi onlar da alternatif rotaya inanıyorlar. Daha sonrasında biz genel motosikletçiler olarak küfür yiyoruz. Yalnız burası da hiç çekilir gibi değil ha. Gerçekten. Evet abi. Telefonla oynamayı bırak. Acık yola odaklan. Var mı bana yol veren? Hadi bakalım. Evet abi. Konuşanların storylerini kaydır. Kaydırıp dur, kaydırıp dur. Hadi bakalım. Konuşanlar her yerde. Biz de konuşuyoruz. Ne var yani? Evet. Bugün videoya başlamamın sebebi böyle sıkışık trafikte 125 cc motosiklet kullanmak gerçekten hayat kurtarıyor. Birçok 125 cc motosikletin aynaları zaten gidonunda. Evet. Yer mi yemez mi? Uhu. Hadi bakalım. Böyle aralardan derelerden geçerken fıtı fıtı ilerleyebileceğiniz motosikletler. 125 cc motosiklet ve derviş skuterler. Benim gibi böyle depolama hayranıysanız azıcık da böyle kamp sandalyem, çekim ekipmanlarıma gani gani yer olsun diyorsanız 250 cc aldığınızda ahanda başınıza gelecekler bunlar. Saat 8:29, 11 derece. Böyle yağmurlu günlerde kaskınızdaki
Pinlock çok hayat kurtarıyor, bilginiz olsun. Dediğim gibi zaten damlacıklarla başımız belada. Bir de buhu olursa daha da sıkıntı. Kaskın camını açıyoruz. Kaskın camını açtıkça yüzümüze yağmur damlacıkları vuruyor. Sonra sinir olup bir daha geri kapatıyoruz. Sonra bir daha geri açıyoruz. Oluyor size bir paradoks. Evet otobüsçü abi, sabretme, geç. Beyaz çizgiyi geç. Lağıyı da geç, başka bir şey istemem. Geç. Işık mışık tanıma, engel tanıma. Evet. Centilmen birilerini arıyorum, bana yol verecek. Hadi bakayım. Kral. Kral. Şakacı şey. İstanbul, İstanbul. Alın size İstanbul. Turistik olarak harika. Yaşarken her gün yeni küfürler keşfettiğim bir şehir. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bak 125 cc fıtı fıtı ilerliyor. Ne güzel bak, dörtlüğünü de yapmış. Ben geliyorum diyor, beni görün diyor. Bir de şurada en soldan kaptırıp sonra sağa dönen araç sürücüleri var ki onlara yorum bile yapamıyorum. Evet, motorcu kardeşlerimizle bir dörtlü oluşturduk. Hadi bakalım. Evet. Arkamızda biri var. Kör nokta aynamız hayat kurtardı. Geç abicim. Geç bakalım. Plakasız trafikte seyir etmek. Nasıl?
Bir tane de abi beyaz çizgide duramayan. Bazı insanlar neden bu kadar duyarsız? Kendimi drag yarışında hissediyorum. Böyle ışık yeşile yanmak üzere sürekli birileri birer karış öne doğru gidiyor. Lan ne aceleniz var bu kadar? Formula 1 pilotu musunuz? Ya da motorcular, MotoGP'de misiniz yani? Böyle yavaş yavaş takılıyoruz işte. Dörtlüğümüzü de yakalım. Evet. Hadi ben motorcuyum. Bir şekilde kimsenin önüne geçip ekstra trafik yaratmıyorum. Bu en soldan en sağa katılan arkadaşlar neyin ecelinde? Zavadak diye giriyorlar oraya. Abi ben geçebilir miyim? Merci. Evet, bir viraj. Yer sadece ıslak değil, hafif su birikintileri de var. Aman ha. Aman diyeyim. Bakışımızı çeviriyoruz. Gidiyoruz. Anlas Winter Grip 2'ler burada görevini gayet güzel yerine getiriyor. Şu an yanakta gidiyorum. Ve çıtı çıtır suyu tahliye ediyor. Sponsor aldığımızı düşünmeyin. Daha kanal çok yeni. Sponsor nereye, ben nereye? Gelecekte belli olmaz. Biliyorsunuz kanal adı her yola gelir. Her an her şey olabilir. Vay be, Ford'un bu minibüsünü de uzun zamandır görmüyorum. Çocukluğumda görüyordum en son. Ford Otosan Speed. Vay be. Vay be. Tarihte yolculuk 2,5 motormuş. Direkt enjeksiyonluymuş. Vay vay vay. cc scooter'dan bahsettik. Ama scooter, ama motosiklet. Tabii ki her yıl o gelebilme avantajları olduğu gibi şehir içerisinde. Fakat şehir içinde diyelim ki trafik açıldı. Bazı araç sürücüleri ama farkında olmadan sizi sıkıştırdı veyahut da istenmeyen bir senaryo gerçekleşti. Oradan kaçmanız lazım. Hafif elinizin altında bir güç olduğu zaman 250 cc bir araçla, motosiklet veya scooter, hemen oradan ben kaçar deyip kaçıveriyorsunuz.
Evet, E5'te yaya olarak ilerleyen bazı arkadaşlar var. Şu dörtlü de ne çok nimet motosiklette ya. İlk motosikletimi hatırlıyorum da. Buradan da Ozan Yavaş'a selamlar. Sağ olsun, o zamanlar acemiyim. İdris dedi, gelsiniz dedi, skuterle başlatalım. Hem az yakar hem çok kaçar. Kimco Agility City 125 vardı o zamanlar. Şu an var mı emin değilim. 16 inç ön arka tekerlekleri var. Çukurlarda da sizi daha çok güvende hissettiriyor. Virajda da daha çok temas eden lastik zemini avantaj sağlıyor acemiler için. O motosikletimde dörtlü yoktu. Böyle trafikte ilerlerken birilerini uyarmam gerekiyorsa veyahut da yol kenarını çektiysem, şu an önümüzde gördüğünüz araç gibi tek taraflı sinyal veriyordum. Yine bir geçmişe yolculuk yapmış oldum şu an. Evet. Öndeki motosikletin arçısı muhtemelen profesyonel bir ekipmanla değil, ayağında normal ayakkabı görüyorum ve her su birikintisine girdiğinde ayaklarını kaldırıyor pedlerden. Bu da sürücünün dengesinin bozulması demek. Arkadaşlar, bana müsaade var mı? Geçsem şöyle. Hafif hafif uzasam. Kıçım kıçım yanınızdan ayrılsam. İBB'ye her sabah saygılarımı sunuyorum. Bakın şimdi. Şeridin üstündeyim. Hop. Hop. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Zıplaya zıplaya gidiyorum. Niye? Çünkü bir karış yol çizgisi var. Hem şerit çizgileri hem sağdaki çizgiler. Evet. Hadi bakalım. Kendimizi şöyle sağa atalım. Her seferinde söylüyorum. İçinde bulunduğum şu anki şerit yasal değil. Fakat İstanbul'da memur beyler bu noktada bize
kolaycık sağladılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Avrupa yakasında da şöyle bir durum var. Bu ama E5 olsun, ama TEM olsun. Yolun en sağında, yani en sağ şeridin en sağdan motorcular ilerlemeyi tercih ediyorken, İstanbul Anadolu yakasında E5'te en sol şeridin en solundan ilerlemeyi tercih etmişler ve böyle oturmuş bir şekilde devam ediyor. Enteresan. Bunu kim başlattı? Kim bir değişikliğin zamanı dedi? Değişiklik. Evet, manası derin. Hadi bakalım. Şuradan bir sağ atalım kendimizi. Bu martıları E5'te böyle E5'in üstüne bırakan kimler ya? Onlar bana bir yorumlar yazabilir mi? Ya arkadaş, başka yer kalmadı mı ya? Yaya olarak insanların ilerlemediği bir yoldan bahsediyoruz. Burası E5 arkadaşlar. Burada yürümek yasak. Martı burada bırakılıp ne yapıyordu yani? Martı, yani E5'in tam üstünde mi oturuyorsun yani? Şu evde mi oturuyorsun? Ne yapıyorsun? Balkondan mı giriyorsun eve? Zaten trafikte de çok fazla dengesiz şekilde çift kişi sürüyorlar. Bu arada martıdan kastım, bu 50 cc'lik, 100 cc'lik skuterları kastetmiyorum. Küçük bataryalı olanlardan bahsediyorum. Tam olarak bunlar işte. Bazen yanlarından geçerken çok korkuyorum, dengeleri bozulup da benim önüme düşecekler diye. Evet, arkamıza bakıyoruz. Birisi bize yapıştırır mı? Yapıştırmaz. Yayalımıza da yol verelim. Arkadaşlar, buna alışın. Biz duruyoruz. Sonra bizi arkadan yapıştırıyorsunuz. Evet. Efendim, bu salı sabahında da videomuzun sonuna geldik. Vakit ayırıp bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Herkese hayırlı işler. Hoşça kalın.